Türkiye ve Dünya'dan Net Haberler kanalı Basın Türk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türk savunma sanayi hakkında halkımızın fikirlerini alacağız. Türk savunma sanayi artık geçmişe mukayese edilmeyecek noktaya geldi. İHA, SİHA ve TİHA üretimiyle dünyada yükselen bir güç olduğu görülüyor. Bakalım sokakta halkımız bu konu hakkında neler düşünüyor? Hep birlikte öğrenelim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Savunma sanayisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok ileriye gidiyoruz. Allah razı olsun devlet başkanımızdan da. SİHA'larımızla, askeri gücüyle, tanklarımızla, deniz gücüyle gayet güzel şeyler yapılıyor. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Türkiye savunmada 4 koldan akıllı teknolojileri geliştiriyor. Aselsan, TUSAŞ, Roketsan ve Havelsan. Peki geldiği nokta itibariyle Türkiye'nin savunma sanayisi neden hedefe konulmaktadır? Bu konu hakkında ne? Büyümeyi kimse istemez. Komşularımızdan sıfır ilişki olsa daha iyi ama savunma sanayimiz ilerledikçe ne yapıyorlar? Bizi yemeye çalışıyorlar. Başta kendini bir şey zanneden Yunanistan ve onu destekleyen 10 tanesine şamarı yediydiler. Akıllar başlarına geldi. Daha ne diyelim? Daha ne diyelim? 10 tane devlete vurdu şamarı. Vallahi bir şey düşünmüyorum. Türk savunma sanayi. Sanayiler kurulsun, fabrikalar kurulsun yavrum. Uçaktan bahsediyorsun mu? İHA'lar, uçaklar. Evet. Bizim uçaklarımız olsun yani. Güzel. Onu nasıl olacaksa. Türkiye savunmada 4 koldan akıllı teknolojileri geliştiriyor. Aselsan, TUSAŞ, Roketsan ve Havelsan. Peki bunların geldiği nokta itibariyle Türkiye'nin savunma sanayisi ne tür bir hedefe konuluyor? Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Herhalde bizim ya. Savunma sanayimiz düşük, öyle görüyorum. Ben gördüm de yani. O yangın uçakları falan söndürmedi. Onları yani zayıf bizim Türkiye. Ne olacak bilmiyorum. Durumlar kötü yavrum. Evet çok pahalı. Bak ortalık çok pahalı. Allah yardımcımız olsun. Evet. Türk savunma sanayisi gerçekten yıllara baktığımızda bayağı bir gelişme kaydediyor. Başarıların devamını diyoruz. İnşallah dünya genelinde de ses getirmeye devam edeceğiz. Evet, İHA'lar, SİHA'lar var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İHA'lar, SİHA'lar geçmişe baktığımızda yine dediğim gibi kendi savunma sanayimiz yoktu. Hani bu kadar daha doğrusu gelişmemişti. Dediğim gibi inşallah daha iyi yerlere geleceğimiz. Kendini geliştirdiğini düşünüyor musunuz savunma sanayisini? Belki fikir olarak bizim olabilir ama kullanılan materyal olarak diğer ülkelerden aldığımız yani yansınamaz. Bu bir gerçek. Umut ediyoruz ki bütün parçaları kendimizin ürettiği daha iyi bir savunma sanayisi olabilir diye düşünüyorum. İHA'lar hakkında. Türk savunma sanayisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gurur verici bir şey. Şu ana kadar hep yurt dışına bağlıydık. Bundan sonra inşallah pek bağımlı olmayız. Tabii ki dış güçler bunu pek hoş karşılamıyor. Niye karşılamıyor? Bağımsız kalıyoruz. Kendi silahlarımızı kendimiz üretiyoruz. Kendimizi savunmak için başkasına muhtaç kalmıyoruz. Ben kendim yurt dışında yaşıyorum ve bunları duydukça çok gururlanıyorum. Çünkü artık Amerika olsun, Rusya olsun, Almanya olsun, Avrupa Birliği olsun bütün dünya bizi çok dikkatle izliyor. Ve izlediğini biz yabancı olarak yani yurt dışında çalışan Türk vatandaşı olarak tabii ki çok dikkatle izliyoruz. Ve bizim de çok hoşumuza gidiyor. Yani çok hoş verici bir şey, gurur verici bir şey. Ya daha da çok çalışmamız gerekiyor. Bunu çünkü son Azerbaycan-Ermenistan konusunda çok güzel bir şekilde ortaya koyduk. Artık bu piyasada Türkiye'nin de bir söz hakkı olduğunu düşünüyorum. Ve umut ediyoruz ki daha da çok, daha da intensif bir çalışma sonrasında Amerika gibi büyük üreticilere kafa tutacak durumda olacağız. İyi düşünüyorum. Türkiye savunmada 4 koldan akıllı teknoloji geliştiriyor. Aselsan, TUSAŞ, Roketsan ve Havelsan. Peki geldiği nokta itibariyle Türkiye'nin savunma sanayi neden hedefe konulmaktadır? Vallahi onu tam bilemem. Evet sevgili Basın Türk takipçileri, bugün Türk savunma sanayisi hakkında halkımızın fikirlerini sorduk ve dikkat çeken cevaplar aldık. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Basın Türk'te kalın.